Herkese merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. İyisiniz umarım. Vallahi kendi yayınımı kaçıracaktım neredeyse. Normalde 6.30'da yapmayı planlıyorduk ki zaten öyle epeydir biliyorsunuz ama ben bir toplantımdan dolayı zor yetiştim. Hatta öyle ki yani metro, tabii minibüs artık ne bulduysam binip geldim yani. Yeter ki yayına geleyim artık 7.30'a diye. İnşallah keyfiniz, her şeyiniz yolundadır. Malumunuz dün belediye adayları, başkan adayları peyderpey açıklandı. AK Parti'ninkiler. Şimdi Cem Toker konuğum. Cem Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırlı günler. Hamdolsun, teşekkür ederim. İnşallah. Her şey yolunda mı sizde, ne var ne yok? Yolunda bir problem yok şu anda. Peki. Takılıyoruz. Yani en güzelini yapıyorsunuz. Dün kurultayı görmüşsünüzdür. Adaylar işte açıklandı AK Parti için. Murat Kurum ismine ne diyorsunuz? Valla ismi öne çıkan 3-4 kişiden biriydi. Doğru. Öyle tabii kendi kalibresinin onda birinde adam barındırmadığı için kendi etrafında Erdoğan böyle zayıf adaylar içinde işte en aklına yatanı herhalde seçmeye karar verdi. Zayıf bir aday yani ben güçlü bir aday bulabileceğini zaten zannetmiyordum. Şimdi top İmamoğlu'nun performansına dayalı onun ayağında. Bir de DEM dediğimiz parti işte onlar aday çıkarır mı çıkarmaz mı? Erdoğan ne taktikler uygulayacak? Kimi seçseydi Erdoğan yine de İmamoğlu Erdoğan'la yarışacaktı bir kez daha. Onun için hani kurum dün bir tweet attım. Kurumdan önce kurul İmamoğlu'nun rakibidir. Üç harfli bir kurul var biliyorsunuz Ankara'da. YSK. İmamoğlu kurumu yener de kurulu yener mi? Onu merak ediyorum. CHP örgütü 2019'da yaptığı gibi çuvalların üstünde yatıp sandıklara sahip çıkacak organizasyonu sağlayabilecek mi? Çünkü o seçimin kazanılmasında o da büyük bir faktördü. Yani bekleyelim görelim ama ben tabii daha çok erken konuşmak için ama kurumun yeterli olacağını zannetmiyorum. Normal şartlarda yapılacak bir seçimde kurumun İmamoğlu'nu yenebilecek kalibrede bir aday olduğunu zannetmiyorum. Şimdi sandıklara sahip çıkarlar çünkü onlar 2019'da da bu organizasyonu çok takip ettiğim için biliyorum. Çok sistemli yaptılar. Bir de ben şunu da görüyorum. Biraz lider enerjisi de insanları sürüklüyor sandığa sahip çıkıp çıkmama konusunda. Bilmiyorum katılır mısınız bana? Doğrudur tabii. Yani o yüzden İmamoğlu'nun oradaki direnci, sandıklar için sürekli açıklama yapması, bilgilendirme vermesi vesaire vesaire süreci yönetme biçimleri. Bir de ben şunu duymuştum. Ya İBB'de bir, şimdi ismini açıklamayayım, bir kişiden. Biz İstanbul seçiminde bulabildiğimiz gönüllü kadar Türkiye bu seçimde bulamadık diye. Hani kastım o. Orada sıkıntı olmaz ama demin tavrı, demin İstanbul adayı konusu, orada ben de size katılıyorum. Peki oradaki şeyi okuyabiliyor musunuz? Manzarayı okuyabiliyor musunuz? Mesela bunu niçin soruyorum? Şimdi Selahattin Demirtaş ne zaman yaptı bilmiyorum ama Twitter'da önüme düştü. Demiş ki bu toprakların medeniyeti İslam medeniyetidir. Türkiye sosyalistinin bir kısmı bunları bilmez. Bilmediği için de topluma ulaşamaz. Bizi var eden topraklarda İslam medeniyetidir gibi bir tweet yaymışlar. Bunu bugün söylemiştir, dün bilmiyorum. Önüme düştüğü için soruyorum. Ama sorum şu aslında. Selahattin Demirtaş'ı çıkarma vaadiyle orada AK Parti ile başka türlü anlaşmalar dönebilir mi? Her şeyi yapabilirler. Her şeyi yapabilirler. Yapmaya çalışacaklardır. Tekrar ediyorum, ben bunu en az bir senedir her fırsatta dile getirdim. Erdoğan ikinci bir seçimde İstanbul'u kaybetmeyi siyaseten kaldıramaz. Kendisine de izah edemez, partisine de izah edemez.
partisini destekleyen o tarikatlara, cemaatlere, basın kuruluşlarına, yani belediyeden nemalanan bütün o sivil toplum adı altındaki kuruluşlara da izah edemez. Onun için Erdoğan bu seçimi kazanmak için her şeyi yapacaktır. Demle de anlaşır. Geçen seçimde ne yaptılar? İşte Osman Öcalan'ın bildirisini okuttular diye biliyorum. Yani buna benzer şeyleri mutlaka yapacaklardı. Belden aşağı vurmaksa belden yani Erdoğan eldivensiz girecektir. Eldivensiz boks yapacaktır. Bu kadar net bu seçimi almak için. Rakibini yenebilmek için. Anladım. Dolayısıyla şey söylüyorsunuz. Düşündüklerinizin hepsi gerçek olabilir. Olabilir. Bir de hakikaten YSK'nın siciline bakınca bu soruları sormak hakkımız. İşte 2019'da pusuladan çıkan ve iktidarın kazandığı pusulaları geçerli sayıp kaybettiği tek pusulayı geçersiz sayan bir YSK'dan bahsediyoruz. Onun için Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını gıkını çıkarmadan kabul eden bir YSK'dan bahsediyoruz. Onlar neler yapacak, ne kararlar alacak onları bilmiyoruz. Ama İmamoğlu'nun işi hem kolay hem zor. Normal şartlarda paramı İmamoğlu'na basarım ama karşısındaki rakibin şike yapmasına, hile yapmasına, belden aşağı yumruk atmasına izin verecek de bir seçim kurulu var. Şimdiden zaten mesela Murat Ongun paylaştı geçen tweetlerde. TRT mesela İBB'nin reklamlarını Ekrem İmamoğlu'nun daha doğrusu reklamlarını yayınlamıyormuş. İşte gördünüz mü? Yani işte yaptılar ya, İmamoğlu ceza verdi, Rütük'te yayınlatmadılar İmamoğlu'nun adaylık törenini. Yani evet, ona benzer şeyler yapacaklardır. Onun için İmamoğlu siyaseti sokakta yapacak, güvenmeyecek medyaya falan. Bir avantajı daha var İmamoğlu'nun, bütün görseller onun emrinde. İstanbul'da evet. Billboardlar, reklam panoları, meydanlar, üst geçitler, otobüs durakları, bunları kullanırsa ve ya bir de var hani bilmiyorum performansı, projesi, şunu yaptı mı, bunu yaptı mı sorgulanıyor ama mağdur edildiğini de anlatması lazım. Hiç bundan çekinmemesi lazım. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde elini arkadan bağladı. Yok soruşturma. Yok hani terörist doluydu İBB falan, böyle saçma sapan suçlamalara da maruz kaldı. Elinin kolunun nasıl bağlandığını, bulduğu kredilerin onaylanmaması gibi şeyleri, bu tür yolda kendisine takılan çelmeleri de bütün seçmenlere, İstanbullulara anlatması gerekir. Peki dezavantajı, şimdi iki başkanın avantajları ve dezavantajları olarak bakarsak, hani işin devlet ve o YSK kısmını çıkarıp sanki normalmiş gibi. İmamoğlu'nun avantajları var, dezavantajları sizce var mı? Aynı soru Murat Kurum için de geçerli, avantajı ve dezavantajı meselesinde. Hani benden bir SWOT analizi gibi bir şey istiyorsunuz ama. Evet, sizin yüzünüzle. Bunu burada yapamam ama İmamoğlu'nun bir dezavantajı da hissediyorum. Ben anlamam CHP'nin iç işlerinden ama sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla gelen tepki, bazı CHP'lilerin verdiği tepki İmamoğlu'nun kurultay dönemindeki bazı sözleri, şunlar bunlar, onlar İmamoğlu'nun aleyhine çalışabilir. İmamoğlu'nun bir başka dezavantajı, o da kurumun avantajı olacaktır. Kurum Erdoğan'ın desteği, arkasında Erdoğan olacağı için bu bütün devletin kaynakları kurumun emrinde demektir. Tabii. Belediye kaynakları İmamoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kaynakları siz verdiniz TRT örneğini, anayasa gereği tarafsız ve bağımsız kalması gereken Rütük gibi, TRT gibi, Anadolu Ajansı gibi kurumlar tamamen kurumun arkasında duracaktır. Bu da İmamoğlu'nun
yine dezavantajıdır. Dem her ikisi için de avantaj veya dezavantaj olabilir. Aday çıkarır mı çıkarmaz mı? Ama bir şey yayınlandı, araştırma, kamuoyu anketi. Demlerin %75'i İmamoğlu'nu destekleyeceğini söylüyor. İyi Parti'nin adayı kim olursa olsun önemli bir faktör olacağını zannetmiyorum. Hmm. Ama bunun altını çizeyim. Hani bir kenarda dursun. Cem Toker bunu da önermişti, demişti diye. Ben bütün belediye seçimlerinin de çift turlu olmasını, iki turlu olmasını savunuyorum. Çünkü 5-6 adaylı, hele hele İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük bir kentte 5-6 aday çıkarsa, işte 94'te yaşadığımız gibi her 4 İstanbullunun birinin oyunu alan adam mutlak bir güçle şeye geçiyor, böyle yani kontrolü eline geçiriyor. Ama arkasında halk desteği yok. Ama iki turlu olursa en az %50 ile seçileceği için ikinci turda daha sağlam bir siyasi destek sağlamış olabilir, ama buna yanaşmıyorlar nedense. Nedenini hepimiz tahmin ediyoruz. Şimdi sizin paylaşımınız var, ekranlara getirdim. Erdoğan'ın daha önce 2 yılın bilançosunu çıkardı deyince kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz şeklinde. Böyle bir beyanı mıydı? Herhalde eski belediye başkanıyken yaptığı bir açıklama mı? 96'da yapmış bunu. 94'te seçildi. Tepede yazıyor ya, 2 yılın bilançosunu çıkardı diye. Evet. 96'da belediye başkanıyken yaptığı açıklamalardan bir örnek. Şimdi burada Murat Kurum'dan sanki beklenen biraz performans, hani böyle kentsel dönüşüm şeklindeki bir rant, İstanbul rantı şeklinde, ama bunun bir araştırması bugün konuşuluyordu. O da şu deniyor, yani İstanbul'u da aslında bu ranttan payını mı almak istiyor, yoksa hayır rant olmasın hiçbir yerde şeklinde mi diye, araştırmaya göre de İstanbul'u da bu ranttan payını almak istiyor gibi sonuçlar var gibi gözüküyordu. Bilmiyorum tabii, ben her araştırmaya çok itibar etmediğim için. Ne diyorsunuz peki, yani bu Murat Kurum tablosunda hani bu sefer İstanbul daha rant, kentsel dönüşüm, bir taraftan da rezerv alanı yasası çıktı. Vallahi İmamoğlu'nun elinde bir avantaj daha var. İstanbul'un eski haliyle yeni halini mesela karşılaştırdığı zaman, yani ben de doğma büyüme İstanbulluyum. Benim semtimde ağaç diye bir şey yok. Yani Taksim Meydanı'nı nasıl beton tarlasına çevirdiklerini görüyorsunuz. Oradan alın ta şeye kadar, Maslak'a kadar, hatta Maslak'tan sonrasına kadar yeşillik diye bir şey bırakmadılar. Yani bunları havada, bunlar yani benim hassas olduğum konular. Şişliler hatırlıyorum, o Ali Sami'nin yıkıldığında ya şurası bir kent parkı yapılsın, bir sessiz seda yeşil alan yapılsın. Keşke. Yani 3 tane gökdelen diktiler Mecidiyeköy gibi bir yere. Yani bu örnekleri kullanırsa şey, tabii avantajı olur. Bir de şunu sorayım. Bugün onu da Twitter'da yazdım. 99 depreminin üzerinden çeyrek asır geçti. 25 sene. Doğru. Bunun 20 senesini, 99 ile 2024 arasındaki 25 senenin 20 yıl ne demek? 20 yılında AKP yönetimdeydi. O güne kadar sen kentsel dönüşüm, depreme işte önlem, ne bileyim toplanma alanları, şu bu, bunları yapmamışsın. Şimdi bu seçimde mi konu oldu? Dolayısıyla İmamoğlu'nun elinde çok malzeme var. Atatürk Havalimanı'nın yok edilişinden tutun, işte Yeşil'in katledilişine kadar. Bunları kullanabilecekleri konular. Bir de tabii ekonomik sorunlar şeyle bağlantılı değil. Yerel yönetimlerle bağlantılı değil. O Ankara'dan kaynaklanan bir şey. Ama Ankara'dan kaynaklanıp da yerelde yaşayan insanları çok etkileyen şey konut sorunu. Bu da sığınmacı sorunun getirdiği bir problem. Hani bunu eminim Zafer Partisi falan daha çok gündeme taşıyacaktır. Yani bunun da pişirilmesi lazım. Bir kampanya konusu yapılması lazım. Çünkü kira artışları kentlerde, insanların yani barınma sorunu yaşamaları tamamen Ankara'nın yerele yarattığı bir sorundur, bir problemdir. Yerel bazda bir sorundur.
Yani bunlara şey yapması lazım, üzerine odaklanabileceği çok konu var. Yani Türkiye genelinde ben hep söylerim, bu iktidar kadar muhalefete malzeme veren bir başka iktidar daha yoktur. Ama bu malzemeyi de bu muhalefet kadar kullanmaktan aciz bir muhalefet daha yoktur, bilmiyorum. Onun için yani herhalde vardır danışmanları, şunlar planlamacıları, stratejistleri falan. Bunlara oturup kullansınlar. Yani vallahi CHP yine bildiğimiz CHP mi değil mi bilmiyoruz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne yazı yazmış. Hani böyle emekli siyasetçiler falan veya görevdekiler de bazen yazarlar ya köşe yazısı gibi. Bayağı böyle derin bir Çin analizi yapmış. Çin'de işte nasıl iş gücü var, nasıl işte öğrenciler yetiştiriliyor falan filan uzun uzun yazmış. Ama bir 13 senenin şeyini yazmamış yani. Günahını, sevabını yazmamış. Ben de eski genel başkanım, o da eski genel başkan. Onu da alsanıza programınızı aradı. Bana herhalde çıkmaz diye düşünüyorum. Niye bir teklif edin? Belki çıkar. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben kendisini hani epeyce eleştirdiğim için Türkiye'de biliyorsunuz eleştirmek, düşmanlaştırmak gibi bakılıyor ne yazık tabii ki. Gazeteciliğin tabii bütün... Ya hocam peki şuna ne diyorsunuz? Öyle bir gazetecilik hali aldı ki şeyden bahsediyorum hani ana akım medyasından. Muhalif medya İmamoğlu, İmamoğlu diyor. Yani yanlıştır doğrudur ekseninde değil. Siz ne düşünüyorsunuz? İşte öteki tarafta yani hani iktidara yakın tarafta işte Murat Kurum, Erdoğan, Erdoğan diyor. Yani bu ülkede hiç ortada kimse yok mu ya? Bunu normal karşılıyorum. Şeyde de böyleydi. Yani genel seçimde de işte Cumhurbaşkanlığında da böyleydi. Bu Erdoğan'ın istediği sistem. Karşımda bir CHP kalsın. Ben de onu zaten lüfer gibi ayıklar bir kenara koyarım. O kolay CHP'yi. Dedi ya Allah Kılıçdaroğlu'nu başımızdan eksik etmesin. Evet evet. Bizi kolaylaştırıyor falan diye. Benim yadırgadığım ne biliyor musunuz? Bu adamlar bu rejim değişmeden önce şöyle söyleyeyim 2017'de değişti. Demek ki 2013, 14, 15, 12, 11 o yıllarda hiç olmazsa bazı kanallarda bugün yandaş dediğimiz kanalların hemen hemen hepsinde bir muhalefet görüşünü savunan kişiler vardı. Bir de iktidarın görüşünü savunan kişiler vardı. Hatırlayın CNN Türk'te dört bir taraf diye her gece izlenen iki yandaş, iki muhalif saatlerce tartışmasına izin verilirdi. Doğru. Veya NTV'de Emre Kongar'la Mehmet Barlas çıkardı, kapışırdı. Veya Medya Mahallesi diye bir şey vardı. Ayşenur Aslan galiba. O iki tarafı da hani yansıtmaya çalışırdı. Akif Bek'i çıkardı. O kızcağız daha vardı. Onun adını hatırlayamadım şimdi. Onlar çıkardı ve iki yani dengeli programlar olur. Şimdi onu bile kaldırıyor iktidar. AKP zihniyeti. Yani bana muhalif olan asla çıkmasın kanala. Böyle tartışma programı bile istemiyor. Onun için mesela şey olsa ne güzel olur ama yapmazlar. İmamoğlu'na mesela buradan çağrı yapayım. Kurumu televizyonda çağır. Tartışma programına. Batı'da gördüğümüz gibi adaylar anlatsınlar İstanbullulara. Vaatlerini, ne yapacaklarını, nasıl kaynak bulacaklarını falan filan. Bunu yaparlar mı? Bu Pakistan'da bile yapılıyor. Mısır'da yapıldı. Güney Afrika'da yapıldı. Bırakın Fransa'yı, Almanya'yı, orayı, Amerika'yı. Yani bu üçüncü dünya ülkelerinde bile yapılan bir şey. Mesela İmamoğlu'na buradan yapayım o çağrıyı. Şimdi aklıma geldi. Kurum kaçar mı yoksa çıkar mı? Bir kanalda gazetecilerden, iki tarafın gazetecilerinden iki tarafta sorular alsınlar. Evet. Daha demokratik ne olabilir? Eskiden biz onu yapardık Habertürk'ün ilk kuruluşunda daha böyle işte rahmetli Ufuk o medyadaki aynı bugünlerin geldiği şeyi fark edip hatırlarsınız basın kulübü diye pazar akşamları her yerden gazeteci olurdu çağırırdı mesela ve aslında öyle programlar da çok izleniyor biliyor musunuz? Mesela hatırlıyorsunuz Babala TV'nin o ilk geçen sene yaptığı hani YouTube'da verdiği
bağımsız olduğunda çok da izleniyor ama dert burada tabii izlenmek izlenmemek meselesi değil yani. Yani medya, siyaset medya patronu oldu işin kötü yanı maalesef. Doğru, o da doğru. Beni de bazı kanallar, gerçi seçim yaklaşınca, seçime bir sene kala falan kestiler. Muhaliflerin karşısına çıkarırdı. Ben de zevkle çıkardım, tartışırdım. Mehmet Metiner'le, o bir Çorum milletvekili var, adını hatırlamıyorum. Onlar falan böyle, Profesör Hasan Basri bilmem kim. Onların karşısına çıkar çatır çatır savunurdum şeyi. Ama şimdi kestiler o şeyi, beğenmiyor. Çünkü Ankara'dan demek ki talimat gidiyor hepsine, yeter diyorlar, buna gerek yok. Yani maalesef. Şimdi bir şu yönde, bu Fenerbahçe ve hani Galatasaray'ın şeyde Süper Kupa maçı sonrası tartışmaları biliyorsunuz. Ali Koç'u izlediniz mi? Mesela protokolü hiç görmediklerinden bahsetti Habertürk'teki röportajı. Yani şeyle, hani şimdi Suudi Arabistan harekete geçer geçmez yasal olarak bilmiyorum ama Ali Koç dedi ki geçse ne olacak, benim onlarla bir protokolüm yok ki, ben en fazla parayı iade ederim, aldığım parayı falan dedi de. Önce şunu sorayım, açıklamalarıyla ilgili ne düşündünüz? Yani ben tamamını seyretmedim, medyaya yansıdığı kadarıyla seyrettim ama yani ana başlıkları değerlendirebilirim. Ben zaten geçen hafta o olay olduktan sonra sormaya başladım. Ya bu protokolü federasyon niye açıklamıyor Türk milletine? Alt tarafı bir futbol maçı bu. Hani devlet güvenliğiyle, devlet sırrıyla ilgili, ne bileyim, uluslararası bir silahtı, şuydu buydu değil ki. Bu futbol maçı ya, Fenerbahçe Galatasaray futbol maçıyla ilgili bir protokol. Bunu Türk milletinden niçin saklar federasyon? Demek ki içinde kendisini, federasyonu ve başkanı zor durumda bırakacak maddeler var. Ya eksikler var ya yanlışlar var. Bunu saklıyorsa hani çocuk gibi var ya, elinde ne var göster dersin, arkaya alır elini falan böyle. Çünkü görmeni istemediği bir şeyler vardır. Onun için bunu açıklamıyorsa ben hatanın, büyüğünün kimde olduğunu tahmin edebilirim. Yoksa bir şey olmasa açıklar. Öte yandan tabii şeyi de yadırgadım. Yani Ali Koç'la Galatasaray Kulübü başkanı, yönetimi her neyse, görmedikleri bir protokol üzerinden nasıl kendilerini böyle bağlıyorlar? En çok yadırgadığım şey, Suudi Arabistan gibi bir ülke ne alaka arkadaşlar? Hani 103. yılı git orada oyna, 96. yılı git orada oyna. Nerede oynarsan oyna ama 100. yılı, ya illa dışarıda oynayacaksan git bir Avrupa kentinde, Türklerin çok olduğu, onlara bir hani 100. yıl hediyemiz size gibilerden. Veya git Azerbaycan'da Bakü'de oyna işte, evet. Tek millet iki devlet falan diye. Ama Suudi Arabistan gibi bir sicili olan ülkede ve Atatürk antipatisinin dünyada en yüksek olduğu, Ermenistan'dan Yunanistan'dan daha yüksek bir Atatürk antipatisi, alerjisi yaşayan bu devletin, bu topraklarında niye oynamayı kabul ediyorsun? Hem de protokolü görmeden. Bu da iki kulüp açısından benim eleştireceğim noktadır. Ama ben ne olduğuna inanıyorum. Bunlar protokolü görmediler. Tamam, ne kadar para var? Bu kadar para var. İşte birileri de bastırdı burada oynayın diye. Bunlar kabul ettiler. Ondan sonra kamuoyundan ve taraftarlardan gelen baskı üzerine durumu kurtarmak için biri dedi ki ya şu pankartla çıkalım, öbürü dedi ki işte göğsümüze Atatürk fotoğrafı koyalım falan, bunu da Araplar kabul etmedi, işte öyle bir fiyasko oldu, bitti gitti. İyi oldu ama, Atatürk reklamı oldu bedava bütün dünyaya, Latin Amerika'dan şeye kadar, Asya'ya kadar, Afrika'dan Avrupa'ya kadar. Hani bunlar Türk futbolunu tanıtacaklardı. Atatürk'ü tanıtmış oldular. İsabet oldu. 100. yılda aslında olması gereken oldu diyorsunuz. Aynen öyle oldu. Gayet güzel oldu. Tadından yenmez. Böyle düşününce doğru. Fakat burada şu var. Federasyon organizasyonsuzluğu yüksek derecede gözüküyor ama hala istifa etmemesine ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı şeye dönmüyormuş, dönüş yapmamış, randevu istemiş. Evet. Bu rejimde istifa yoktur biliyorsunuz. Görevden affı rica vardır.
ulaşamadığı için bırakamıyordu. Görevden affını talep edemiyordu. Yani buna da fazla takmamak lazım. Bu adam gidip de yerine gelecek olan farklı mı olacak zannediyorsunuz? Liyakatlı birisi mi olacak yoksa tamamen Erdoğan'ın diğer atamaları gibi yani siyasi bağları olan, Erdoğan'ın sözünden çıkmayacak, futbola siyaseti, spora siyaseti taşıyacak başka birisi olacak. Yani o kadar da önemli değil. Peki şimdi şöyle bir tartışma oldu. Mesela Abdülkadir Selvi için Ali Koç dedi ki, ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın. Sen kimsin Fenerbahçe'yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun dedi. Daha önce hani bu bir operasyon çekiyor. Biraz faturayı hep Ali Koç'a kesmeye çalışıyorlar ya. Onun üzerine de Selvi yazısında dedi ki, bu maç hani Süper Kupa maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Atatürk tişörtüyle işte maça çıkma ısrarı üzerine maç ertelenmişti. Bunun üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı yaptı. Hep diyorum ya, seçim sürecine girildi, operasyonlar başladı. Erdoğan her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanların boş olmadığını, milletimizin istikbaline ve istiklaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz, tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz diye uyardı. Ali Koç bu uyarı senin için demiş Abdülkadir Selvi. İşte yani Abdülkadir Selvi yani hangi kurumdan maaş alarak yazıyorsa ona göre yazmaya mecbur bir adam. Ona talimat gelmiştir. Çalıştığı kurumun politikası belli, sahibi belli, iş bağlantıları belli. Onun için yani ciddi alınacak bir şey değil. Ama belki Abdülkadir Selvi şey yapar, bu iktidarın yaptığı, ilk günden yaptığı şeylerden biri gözdağı vermektir. Böyle köşe yazarlarını kullanarak, Rasim Ozan Kütahyalı gibi, işte bu Selvi gibi, bu kalemşör denilen adamları kullanarak gözdağı verme ve sindirme. Bu iktidara geldikleri ilk günden buna başladılar yapma ve ibreti alem olsun diye bazılarını hedefe oturtuyorlar ama Ali Koç'u tebrik ederim. Yani üslubunu da dilini de sert söyleminin içeriğini de burada madara olan federasyon ve federasyonu kontrol eden mercilerdir bu Suudi Arabistan olayında. Onun için tabii ki topu daima karşı sahaya atmaya çalışıyorlar. Sorumlu sizsiniz. Yok provokasyon. Ulan bunun provokasyonluk nesi var? İşte adam 100. yılda Türkiye'nin iki güzide kulübü maç yapacak. Sen niye gidip de Suudi Arabistan'da yapıyorsun? Bir. İkincisi protokolü niye adam gibi yapmıyorsun ve göstermiyorsun? Ne kulüplere ne millete. Onun için yani bu provokasyon kelimesi de artık şey oldu her olayda. Şöyle bir enteresanlık var. Ali Koç diyor ki orada, ya biz saat 2:30'da 3'te hala diyor bir yerde şehrin biraz dışında yemekteydik. Hani biz hala maçın oynanacağını düşünerek şey arıyorduk. İşte hani bilet, ekstra loca bilmem ne, çok fazla talep olduğu için biz onların peşindeydik. Gel kriz var dediklerinde benim otele gitmem 5-5:30'u buldu diyor, düşünün. 5-5:30'u buldu. O saatten sonra krizi çözmeye çalıştım. Şunu soracağım. Bir diyor ki muhalefetin bunun üzerine gitmesi bize zarar verdi diyor. Sizce de öyle midir? Hayır. Olur mu? Muhalefetin işi bu. Şimdi Türkiye topraklarında oynansa bu maç, böyle bir anlaşmazlık olsa tabii ki siyasi malzeme olmaz. Ama siz... Şimdi Suudi Arabistan olmasının bir başka eleştiri benim açımdan açısı var, konusu var. O da bu adamlar bizim topraklarımızda bir cinayet işlediler. Bir gazeteciyi kendi konsolosluklarında öldürüp asitte eritip yok ettiler. Ve maalesef biz onlarda bir algı yaratmışız. Bu da iktidarın suçudur. Onların bunun faillerini Türkiye'de, Türkiye topraklarında işlenmiş bir suç. Adam Türkiye'nin ekonomisi bozuk dedi, parayı bastırdı, dosyayı aldı. Vermeyiz dememize rağmen verdik. Demek ki Araplarda şu algı yaratılmış.
Ben parayı bastırırım, Türklere istediğimi yaptırırım. Ama burada aslında galip gelen, bu baskıyı oluşturan şeydir, kamuoyu ve taraftar gruplarıdır kulüpler üzerinde. Orada onlar taviz vermedi ve kulüp başkanları da mecbur kaldılar bu şekilde pozisyon almaya. Ve bu da iktidarı tabii ki zor durumda bıraktı. Peki şunu merak ediyorum. Ali Koç'tan neden çekiniliyor? Bütün kulüp başkanlarından çekinebilirler. Yani futbol camia, şimdi bakın Erdoğan tek adam diyoruz. Herkese, her kuruma, her iş adamına sözünü geçirtebilir. Ama söz geçiremeyeceği bir kitle var Türkiye'de. Garip bir kitle o da. Futbol seyircisi, taraftar grupları. Onlara geçiremez. Bakın Pasolik diye bir şey onlar yüzünden çıktı. Statlardaki tezahüratlardan dolayı falan. Yani ben o yüzden şeyi, çarşı grubunu yargılamaya kalkıyorlar. Darbe yapıyordu falan diye. Yargıladılar, zor kurtardılar onları. Biliyorsun. Evet, yargıladılar ama çarşı grubu da değil. Ulan biz darbe yapsak Beşiktaş yönetiminde yaparız dediler. Yani Demirören'den kurtarırız Türkiye'yi diye. Şey, Beşiktaş'ı diye. Onun için şey camiası, futbol camiasında bazı iş adamı yöneticiler taviz veriyor. Ali Koç tabii şeyine de güveniyor, taraftarına da güveniyor. O Fenerbahçe camiası da tabii güçlü bir camia. Onun için bir de karakteri herhalde, yani öyle yetiştirilmemiş. Fikret Orman sineye çekiyordu bu tür şeyleri, ben hatırlıyorum. Stadın açılışını seyirciye kapalı yaptı. Cumhurbaşkanına ayrı yaptı. Bir taraftara ayrı yaptı. Ama Fenerbahçe kulübü, Aziz Yıldırım pek anlamam işten ama Aziz Yıldırım da Ali Koç da arkalarındaki camianın gücünü bildikleri için bence daha sert ve dik bir duruş sergileyebiliyorlar. Can FETÖ her yere operasyon yaparken Fenerbahçe çok dik durdu. Kesinlikle. O zaman çok saygımı kazanmıştı Aziz Yıldırım. Ve Fenerbahçe ya, camiası. Aynen, aynen. Fenerbahçe camiası. Evet. Aziz Yıldırım'a ne iftiralar atıldı. Biliyorsunuz evet. Biz memleketimizde hemen itibarını şey yapmak, bitirmek. Bir yanda insanlar inanabilir yani buna ama Fenerbahçe camiası arkasında durdu bunların. Kesinlikle. Ki şike gibi çok netameli bir konuda yani. Hani çok herkesin inanabileceği bir konuda yani. Bunlar çok önemli, o anlamda tarih yazdığı bir gerçek. Tabii Galatasaray'ın da duruşu önemliydi. Hani takımsal bazda şey olarak söylemiyorum bunu. Hani rekabet ama anlamında. Ali Koç'un söylem ve duruşu takdire şayan, tebrik ederim. Evet. Peki şöyle bir haber var. Merkez Bankası'nın Amerikalı yatırımcılardan gelen talep üzerine deniyor. İlk kez yatırımcı günü düzenleyeceği kaydedildi. Haber bu. New York'ta düzenlenecek. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan yatırımcılarla buluşacak. Enflasyon, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı toplantı JP Morgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirecek. Sunumu da Gaye Erkan yapacakmış. What do you think? Diyelim, ne düşünüyoruz? Ne ya, çıkar? Yatırımcılarla bu kaçıncı toplantı? Londra'da yapılıyor, Washington'da yapılıyor, orada yapılıyor, burada yapılıyor. JP Morgan kendisi mi düzenliyor bu toplantıyı, yoksa birileri hocam parayı bastıralım da sen şöyle bir toplantı düzenle, işte biz de gelip konuşalım da dostlar alışverişte görsün. Geçmiş toplantılardan ne çıktı? Hep olumlu beyanat verdi hem Merkez Bankası Başkanı hem şey. Ne oldu? Niye? Ne gerek duyuyorlar ki? Merkez Bankası Başkanı demedi mi? Masamda milyar dolarlık yatırım dosyaları hazır bekliyor. Ben karar veremiyorum hangisine diye. Şimdi o nereden çıktı? Bunlar ben kuşlara atıyorum yersen haberleri gibime geliyor. Eğer bir sunum yapılacaksa da herhalde iddia ediyorum şunu söyleyeceklerdir. 31 Mart'a kadar bizden öyle olumlu bir şey beklemeyin. Tavizler verebiliriz politikamızdan. Çünkü patronun sağ solu belli olmaz. Patronun bir seçim daha kazanması lazım yerelde. Ama zaten kendileri de söylüyor. Dikkat edin. Yerel seçimden sonra demiyorlar. Biz enayiyiz ya, yiyoruz bunu.
yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak, işte sonuçlarını alacağız. Yani 31 Mart'ı atlatalım, ondan sonra bak işte limon gibi nasıl sıkacağızın kibarcası diplomatik dille. Yılın ikinci yarısından sonra neticeleri göreceğiz denmesi. Ne bekliyoruz peki biz o yılın ikinci yarısı denen parçada? Nasıl bir şey bekliyoruz? Enflasyon rakamları malum. Emeklere gelen zamlar malum. Çok kötü şartlarda ve kötü rakamlara insanların yaşaması bekleniyor. Yani o et süt kurumunun önündeki kuyruklar malum. Tabii. Onlar devam edecek, uzayarak büyüyecek yılın ikinci yarısında. Ama ben sadece şeyin, Mehmet Şimşek'in söylemlerinden hareket ederek bir değerlendirme yapayım. Eğer ekonomiden sorumlu adam Türk milletine 2024'te iç talebi kısacağız diyorsa ve sıkı para politikasına gideceğiz diyorsa, bu milletin cebinde para bırakmayacağız, harcayacak demektir. Eğer bu adam diyorsa ki kredi kartlarına taksitlendirmeyi kaldıracağım diyorsa, yani o tamamen Mehmet Şimşek talep enflasyonuna takmış durumda ve o zannediyor ki dünyada dördüncü en yüksek enflasyon olan Türkiye'nin enflasyonunu talep enflasyonu yaratıyor. Yani bunu bugün alayım, yarın alırsam daha pahalıya alacağım beklentisi. Ama tamamen maliyet enflasyonunu göz ardı ediyor Mehmet Şimşek bence. İşsizlik artacak, onu garanti edebilirim. Yani asgari ücret 17.002 olmuş, 27.002 olmuş, 37.002 olmuş fark etmez. Şunu, eğer bu politikada devam edeceklerse şunu adım gibi biliyorum, garanti ederim. Yılın ikinci yarısında yüz binlerce insanımız işveren bulabilirlerse, bir işe adam alacak işveren, diyecek ki oraya gidecek yüz binlerce insan, abi bırak 17.002 asgari ücreti, ne verirsen ver, ne iş olsa yaparım. İşsizlik fırlayacak, bu kesin. Esnaf çok ağır, KOBİ'ler çok ağır fatura ödeyecekler. Ne dedi adam? Yine Mehmet Şimşek'in lafı. İç piyasayı unutun dedi. İhracata yönelin. Ya kolay mı ihracata yönelmek? Bir KOBİ için, bir içeride mal üreten bir orta ölçekli bir şirket için. Ha, olur canım, ihracat. Ben bunu aklım ermiyordu. İyi ki sen söyledin Mehmet Şimşek. Bir bürokrat olarak iş adamlarını. Dolayısıyla yani esnaf siftahsız günler yaşayacak. Kepenk açacak, kepenk kapatacak. İş yerleri kapanacak, iflaslar artacak. Ve şöyle düşünün, yani adam para bırakmayacağı gibi kredi kartını da taksit yaptırmayacağım diyen bir adam. Demek ki yani bir emeklinin evinde buzdolabı bozuldu diyelim. Yani trink para, peşin para gidip buzdolabını nasıl alabilecek? Ne yapacak? Senet mi imzalayacak 12 tane? Onlara da mutlaka şey getirecekler. Hakikaten ha, doğru söylüyorsun. Eskiden öyle şeyler vardı ben çocukken. Tabii. Bir evlenecek çift diyelim. Bir evini, mobilya alacak ya. Evi hazırlayacaklar. Ama taksit yok. Peşin para. Veya bir memur ailesi, ailesi 4 kişilik ailesini alacak. Orta halli bir tatile gidecek. Bunlar hep kredi kartıyla, taksitle yapılan şeylerdi. Demek ki bunların önüne geçecek ve para, zaten acıyacak para bulamayacağız. Cebimizde bırakmayacak. Cebimizdeki parayı da kullanmamamız için her şeyi yapacak ki biz öyle sağa sola gidip yok mobilya, yok televizyon, yok tatil, yok araba, onu bunu almayalım ki enflasyonu öyle düşürecek. Ve biz almayınca esnaf bedel ödemeye başlayacak. Yani İyi günler, kolay günler ama beklemiyor Türkiye'yi. Ben zaten beklemesini beklemiyorum. Çünkü bu en az 10 yıllık böyle hovarda har vurup harman savuran bir ekonominin çok ağır bedel ödemeden düzelmesi zaten eşyanın tabiatına aykırı. Yani sen 20 sene sigara iç, ondan sonra bir senede ciğerlerinin temizlenmesini bekle. Öyle bir dünya yok. Çok ağır bedel ödenmeye devam edecek. Hayır, bedeli de ödeyen şey, hani geçen gün bir şey yayınlandı ya, dizinin fragmanı,
herkes yer içer hesabı Dilber öder diye bir pavyon sahnesi. Ben de onu şey yaptım, herkes yer içer hesabı millet öder yani. Genelde öyledir, evet. Aynen öyle. Çünkü millet hiçbir şey üretmeden 10 sene vur patlasın çal oynasın yaşadı. En az 10 sene. Ya ben size hatırlatayım ya, 2013, bak 11 sene önce dünyada en kırılgan 5 ekonomi içinde Türkiye vardı. Bunlar içinde de en kırılganı Türkiye'ydi. Bunu kim dinledi? 2018'de şey çıktı, Erdoğan çıktı, tulumbada su yok dedi. Millet de sormadı, bu tulumbadaki su nerede, nereye gidiyor, bu kadar vergi veriyoruz, bu kadar özelleştirme yapıyorsun, onu ya, bunun paralar nerede diye soran neden olmadı. E şimdi balayı bitti, şimdi Ağustos böceği gibi işte, o bedel ödenecek, kış geldi. Evet. Durum onu gösteriyor vallahi çok ben acayip. Ben size özür dilerim, bir şey daha söyleyeyim. 14 Mayıs'ta sandık da geldi. Ve geçen sene bu vakitler yine aynı şeyleri konuşuyorduk. Açlık, sefalet, işte pazar artıklarından karın doyurma, halk ekmek önünde 50 kuruş ucuza ekmek, yok et süt kurumunun önünde ucuza 250 gram kıyma kuyruğu sabaha karşı 4'te. Millet buna rağmen gitti. Abi tamam dedi ya, 2028'e kadar sen devam et böyle. O da tamam dedi. Ediyor işte. Devam kanka dedi. Devam kanka. E peki nasıl diyeceğim ama herhalde sosyal yardımlar, farklı bir şey, ekonomi var o tarafta. Hayır, da yani. Nasıl yok? Şeye bakacaksınız. Mısır'a bakacaksınız. Venezuela'ya bakacaksınız. Nasıl olacak? İşte adam bir ay et yemiyorsa 2 ay et yemeyecek. Çocuğunu yara aç yatıracak. Karanlıkta oturacak, soğukta oturacak. Tatile gidemeyecek. Yani yaşayacak mı, hayatta mı kalacak, o ayrı mesele. Kuru ekmeğe talim edebilirse edecek. İşte sosyal yardım, onun da canına, aa ne güzel makarna dağıttı, bak 100 gramlık çay paketi fırlattı falan diyecek. Mutlu olacak millet. Venezuela'daki nasıl yaşıyorsa, Mısır'daki nasıl sefalet içinde yaşıyorsa, Türk milleti de hak ediyor mu hak etmiyor mu? Orada bir yandan hak ediyor, bir yandan hak etmiyor böyle bir yaşamı. Türkiye gibi bir coğrafyada olan ülke bence hak etmiyor. Ama Türk milleti gibi oy kullanan bir toplum da hak ediyor bunu. Ne yapalım? İtibardan tasarruf olmaz. Kafasına gitti oy verdiğine. Valla Dominik Cumhuriyeti bu Acun'un şey çektiği yer, Survivor çektiği yer. Ben seneler önce oraya gittim. Seneler öncesi 2017'de gittiğimde gerçekten bir taraf böyle çok fakir. Böyle evler, mahalleler, yaşamlar. Bir taraf acayip zengin falan. Sanırım o çizgi daha böyle şey olacak yani. Derinleşecek o ayrım daha doğrusu. Evet. Özal'ın yani, orta direk dediği. Ha, o öyle bir şey yok yani. Zaten kalmadı iyice. O ayrım derinleşiyor yani. Orta direk, Allah rahmet eylesin durumu yani. Yoksa şey değil yani, devletler dükkan değil ki, kapattık, iflas ettik, mahvolduk, hadi bize, öyle bir şey yok. Vatandaş ödeyecek bedeli, fakirleşerek, daha çok sefalet çekerek, işte çocuğunu doyuramayarak, akşam sofraya yiyecek koyamayarak falan. Öyle. Talip Bağdatlı demiş ki, zannediyorum kendisi Antakya'dan bize yazıyordu. Bir sene oldu, ne değişti Antakya'da, ama gündem maşallah diyor. Doğru. Evet. Bir de deprem gerçeğimiz var. Ne olacak yani o oranın kendine gelmesi, hakikaten oraların? İnsanlar hala zaman alacak. Dünya Bankası'ndan kredi falan aldılar. Umarım o paralar proje bazında verilmiştir. Yani ne oldu? 99 depremini yaşadık, ne oldu ki İstanbul'da? Yani bir şey mi değişti? Yok, yine çarpık kentleşme. 99 depremi yaşamış bir ülke, böylesine bir facia yaşamış ülkede üzerinden 15 sene, 20 sene geçtikten sonra Türkiye'yi yöneten adam çıktı, müjde diye imar affı yaptı. Millet de bunu alkışladı, oy verdi. E ne yapayım arkadaş yani? Bu kafaya, siz Avrupa'da bir siyasetçinin oy almak için imar affı çıkarıyorum diyeceğini düşünebiliyor musunuz? İmar affı dediği işte çarpık, ruhsatsız, imarsız şehir,
kaçak binaya gel burada yaşa. Ama mesele toplumda bitiyor. Ben size söyleyeyim. Ben bunu hep söylerim. Bahar Hanım. Bizim sorunumuz, bu adamlar iktidarda gelmeden önce de vardı bu sorun. Yıllardır, 10 yıllardır var. Türk milletiyle yönetilenle yöneten arasında bir ahlaksız anlaşma var. Seçmen diyor ki sen benim kaçak çarpık binamla falan uğraşma. Bana imarı ver, ruhsatı ver, tapuyu ver. Ben de senin götürdüklerini görmezden geleyim, oyumu vereyim. Bunun bedelini ödüyoruz. İstanbul'da da ödeyeceğiz. Türkiye'nin farklı yerlerinde de ödeyeceğiz bunu. Böyle topluma, böyle yaşam. Ne yapacaksın? İşte ucuza gitmek demek de böyle oluyor hocam. Yaşam standartı. Evet. Yani bu ucuza gitmek demek ne yazık ki. Şöyle soracağım size. Ha, şey Twitter'da şu anda tartışılıyor da bu Kızıl Goncalar diye bir dizi var ya. Bu akşam yayınlanması bekleniyordu ama Rütük işte mahkeme kararından farklı bir şey çıkar diye beklediler ama Rütük kararıyla birkaç yayın durdurma cezası işleme geçti ve yayınlanmıyor. Tarikatları anlatıyordu bir yönüyle. Aslında ben izlediğimde mesela seküler kesimi daha çok eleştiriyordu. Yani tarikattan ziyade. Ne diyorsunuz? Demin dedim ya hoşgörüleri bitti diye. Yani demin şey örneğini verdim. Dört bir taraf programı. Öyle yok arkadaş. Yani hem onu eleştireceksin hem bunu eleştireceksin. Yok. Bizi hiç eleştirmeyeceksin. Yoksa bunu yayından da kaldırır. Ve Türk milleti de bunu sineye çekiyor. Yani Rütük denilen kurumda 5-6 tane adam yaşam felsefeleri nedir, büyüme şartları nerede, kültürleri nedir bilmiyoruz. 80 milyona onu izleyebilirsin, bunu izleyemezsin diye dayatıyor. Yani millete anasının babasının koymadığı yasakları Ebu Bekir Şahin'le kadrosu onlar koyuyorlar. Türk millet de bunu sineye çekiyor. Ben buradan izleyenler için bir şey söyleyeyim. Liberal'in Rütü'yü kumandadır. Uzaktan kumanda. Beğenmediğin programı basar düğmeyi değiştirirsin. Yani bu kültür yerleşmemiş işte. Millet açıyor onu şikayet ediyor. Bu yayınlanmasını. Lan seyretme. Bir de Türk aile yapısı diye bir saçmalık var. Türk aile yapısını görmek isteyen açsın sabah programlarını izlesin. Türk aile yapısı. Hocam Türk aile yapısı daha yeni sabah programlarına konu oldu. Adam 5 çocuğu var. Karısıyla bir şey kanala Urfa'da bir şeye arabayı itiyor mu artık ne yapıyorsa kendi de sözde son dakika kendini kurtarıyor. O kanalda yani işte arabayla beraber 5 çocuğu karısı boğuluyor ölüyor. Adam 5 ay sonra aynı arabayı gelin arabası yapıyor başkasıyla evleniyor. Adamı tutukluyorlar sonra. Türk aile yapısı yani. Ben şeyden hani ahlaki ilişkilerden bahsediyorum. Onun dayısı, onun dayısı, onun yengesi, onun yeğeni, o öz kızı bilmem nesi. Bunlar münferit olaylar değil Türkiye'de. Onun için kimin haddine yani ben Rütük gibi ama Rütük'ü kim kurdu? Niye kuruldu Rütük? İrticai yayınları yasaklayıp durdurmak için o zamanki yasakçı kafa kurdu. Şimdi devran döndü. Bumerang gibi şimdi aynen öyle oldu. İşte biz, ben LDP'de o zaman genel sekreterdim. Yırtındık. Rütük gibi bir kurumu kurmayın diye sansür kuruluşunu. Ama Rütük yani Türk milletinin başına dert bir kurumdur. Ne yazık ki. Şöyle biliyorsunuz taksiciler bu zamları, yapılan zamları protesto için, protesto bile değil yani, UKOME'yi taş yardımına tutuyorlar. Korkunç değil mi bu görüntüler ya? Daha şeyi de var yani. Beteri de var da. Evet. Taksi tam bir şey. Tekel soygunu.
Baksana da. KRT'nin görüntüleri bu arada söyleyelim. Hani özel çekmişler herhalde. Korkunç ya, yani bildiğiniz polisle şey yapıyorlar, çatışıyorlar yani şeyin önünde ve UKOME'yi ne yapacak, basıp insanları mı orada şey yapacaksınız, geberteceksiniz yani. Ay, zam mı beğenmiyorlar? Her zam mı beğenmeyen böyle davranırsa vay halimize. O zaman emekliler ne yapsın, gitsin koşsun Ankara'ya mı? Onu demek istiyorum ben de. Zam mı beğenmeyen böyle yaparsa, işte bu neden oluyor biliyor musun? Serbest bıraksınlar ya, rekabeti açıp serbest bıraksınlar, bunlar olmaz. Tabii. Ama işte taksi sarı soygun diyorum ben ona. Tabii bunlar taksiyi kiralayıp sürenler mi, plaka sahipleri değil herhalde. Onlar kendi şeylerine bakıyor. Bu adamların mesleği taksi şoförlüğü eminim. Ya plaka... evlerinde sokmalar falan var ya. Yani hani tabii. Vandallık resmen yani. Bu Aynen öyle. Aslında iki adaydan bir tanesi Türk, tabii Ankara buna izin veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Erdoğan Uber'e tamamen karşı, o taksicileri kendi arkasında bir güç olarak görüyor ama alternatif ulaşım şirketleri sarı taksiye rakip olarak çıksa hem piyasa rahatlar ama plaka sahipleri de, ha işte bravo, çok güzel yazmış. Plaka ağlarının feryadı. Ve plakalar kimlere ait onu bilmiyoruz ha. Onu saklıyorlar. Şuradaki arsa kimin gidip öğrenebilirsiniz. Şu ev kimin, şunu öğrenebilirsiniz. Gayrimenkul kimin, onu öğrenebilirsiniz. Ama onlar kadar değerli ve sınırlı sayıda dağıtılmış şeyleri öğrenemiyorsunuz. Taksi plakaları kimlere ait. Ve şey de uygulanmıyor. Yani aslında doğru biliyorsam yönetmelikte plaka sahibinin kullanması lazım taksiyi. Öyle kiraya vermek yok diye biliyorum. Ama uygulanmayan bir şey o. Kural diyebilirim. Ama ben genel konuşayım. Ben rekabete inanan bir insanım. Rekabet tüketici için müthiş faydalıdır. Yani ben yurt dışında, siz de kullanıyorsunuzdur, Uber gibi bir uygulama veya benzeri uygulamalar. Kaça gideceğimi biliyorum. Para üstüydü, şuydu, yoktu. O problemim yok. Gelecek aracın temizliğini biliyorum. Ama işte sonra da korsan taksi diyorlar. Bu adam beni havaalanına 600 liraya götürüyor, sarı taksi. Daha temiz bir arabayla efendi bir adam geliyor, beni 400'e getiriyor. 400'e götürene korsan taksi diyorlar. Evet ya. Taksiciler de diyor ki biz vergi veriyoruz. Yerim sizin verdiğiniz vergiyi. Korsan diyor ki bizi de zaptı raptı alın, biz de vergi verelim. Sistem evet. İçin alın. Evet. Ama hayır, sarı taksi korumacılık istiyor işte. Yok, rakip olmasın. Hayır, bir de şöyle pis, yani çok azı temiz açıkçası. Çok azı iyi dürüst insan çıkıyor. Hani hiç yok demeyeyim, var. Arada böyle şahane insanlar çıkıyor. Düzgün insanlar da var tabii. Aynen, ama yani bir pislik, iki böyle neredeyse hani rot şey beğenmiyor, yol beğenmiyor, böyle ağız burun öf pöf falan, sanki Allah rızası için beni götür demişsin. Muamele de kötü yani. Yaklaşık bir senedir taksi diye bir şey kullanmadım. Ya toplu taşıma kullanıyorum ya yürüyorum. Yani şeyim var benim, bu taksi tekeline bir antipatim var. Çünkü milletin soyulduğuna inanıyorum. Şimdi, ama şeyde yetkililer de bir şey yapamıyor. Tamamen bunlara esir olmuşlar. Rehin alınmışlar. Uber'leri dövdüler. Evet. Tagleri tehdit ediyorlar. Habire videoları çıkıyor ya. Bir de evet, kendi yayınlıyorlar falan. Evet, yani şaka gibi şeyler. Hiç fırsat da vermiyorlar ki rekabete. Maalesef öyle. Yani hakikaten... Affedersiniz, bu neye benziyor biliyor musunuz? Devlet diyor ki arkadaş senin semtinde bir tane fırın olacak. Ha. Tamam mı? Ekmeği de bu fiyattan satacak, geçirecek sana. Ben ikinci bir fırının açılmasına izin vermiyorum. Öte yandan bir adam diyor ki ya ben bu ekmeği daha kaliteli, daha ucuza bu millete yapıp satabilirim.
Ve buna izin vermiyorlar. Yapıp satana da korsan muamelesi yapıyorlar. Adam diyor ki bana da fırın izni ver, ben de yapayım satayım. Ve daha ucuza daha kaliteli yapacağım. Ama yani Türk milleti de bunu alkışlıyor ya. Bu iktidarın arkasında duruyor. Yani böyle saçmalık olur mu arkadaş? Aklıma bir şey geldi de her aklıma geleni söylememeyi öğrendim artık, neyse ki. Böyle dilimin ucuna geldi, yakaladım. Ya burası Türkiye. Şimdi Zeynep Yavuz demiş ki emekliler koyundur, ne verilirse yerler diye. Bu emeklilerle ilgili son zamlar, asgari ücrete zam, böyle kök maaş filan, farklı kavramlar altında olan şeylere ne diyorsunuz? Ya genelde bir fakirleşme var. Yani bu ekonominin şeyi, enflasyon fakirleştiriyor insanları. Enflasyon azmadan önce, Erdoğan ekonomi bilimiyle inatlaşmadan önce, para nispeten Türkiye'ye bu rejim değişmeden önce bu tür konular böyle bu kadar uzun gündemde kalmazdı. Çünkü paranın bir alım gücü vardı. Nispeten düşük bir enflasyon vardı. Ama ekonomi ne zaman bozuldu? İşte demin dediğim gibi Venezuela'da bu tartışmalar var. Mısır'da da var. Afrika ülkelerinin bazısında, Zimbabwe'de falan da var. Yani şey bu, israftan dolayı hesap vermeme kültürü, bütün bunlara zamanında tepki verilseydi bugün bunları konuşmuyor olurduk. Ekonomi bilimiyle inatlaşma olmasaydı. Ama Türk milleti fakirleşti ve fakirleşmeye devam edecek. Hak etmediği halde. Bu coğrafyada ben size şunu iddia ediyorum Bahar Hanım. Yarın sabah ne bir Ermeni emeklisi veya çalışanı, ne bir Gürcü, ne bir Azeri, ne bir Iraklı, ne bir Yunan, ne bir Bulgar sabahın köründe kalkıp da biraz ucuz ekmek kuyruğuna girmeyecek. Biraz ucuz 250 gram et alma kuyruğuna girmeyecek. Ama Türk milleti girecek. Çünkü Cumhuriyet tarihinin, bunu adım gibi altına imza atarım, kanıtlarımda Cumhuriyet tarihinin, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin açık ara en kötü ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Ve Türk milleti tekrar seçti bu yönetimi. Hiç vıdı vıdı etmesin kimse. Çok enteresan hakikaten. Şu İYİ Parti ile ilgili Kürşat Kürşat Tüzmen diyorum sürekli ya. Kürşat soyadını Zorlu. Unutuyorum. Zorlu mu? Kürşat Zorlu, bravo, teşekkür ediyorum. Açıklama yaptı. Biz hafta sonu CHP'nin şeyine katılmayacağız. Hani bu anayasa ile ilgili mitingine katılmayacağız diye. Hatta sizin de tweetinizde vardı. Hani tarihin mi yazdınız bilmiyorum, en büyük hayal kırıklığı şeklinde. İYİ Parti ne yapıyor sizce? İntihar ya da ne yapıyor? Anlamıyorum. İntihar ediyor ya da bir yerlere yamanacak. Sağda büyük bir partiye yamanmanın hazırlığını yapıyor herhalde. Meral Akşener'i anlamak zor. Çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Yani öfkelerini yenemiyorlar. Şeye kadar haklıydı. Ben de destekliyordum. Kazanabilecek bir aday ısrarı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması konusunda falan, ama yok, kendilerini kurtaramadılar. O marjinal sağ, milliyetçi muhafazakar, elini kolunu sallasan milliyetçi muhafazakar, dinci muhafazakar partiye çarpıyor siyasette. Ama merkez sağdaki boşluğu doldururlar diye umut ediyordum ama hiç yokmuş. Bence yerel seçimden sonra işte Büyük Birlik ayarında bir parti olup biter giderler. Yani marjinal bir parti haline geldi. Bunu da herhalde öfkesine yenik düştü şey. Meral Akşener, etrafındaki yöneticileri de aynı telden çalıyorlar. Yani 40 yılın başında CHP işte bir miting düzenliyorum diyor anayasa ihlaline karşı. Bak onu bile konuşmuyoruz, görüyor musun? Ne kadar kanıksadık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şey yok yani. Tabii. Anayasa emrine rağmen Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmıyor ikinci defa. Biz onu konuşmuyoruz bile, Türkiye'nin gündemi diye. Taksiciyi falan konuşuyoruz.
ne kadar kanıksadık. İşte buna karşı ben şunu önermiştim ama yapmadılar. Yani ben kimim? O ayrı mesele. Bence CHP İstanbul'da Galata Köprüsü, bir pazar sabahı Galata Köprüsü'nde yapsın şeyi. Bu miting için başvursun, izin alsın. Bakalım vali verecek mi? Çünkü Türkiye'nin İstanbul'un miting yerleri ya Maltepe Meydanı'dır ya Yenikapı Meydanı'dır. Ama o şeylere, dincilere Galata Köprüsü açıldı. Valilik izin verdi. Şimdi bence orada yapması gerekir. İstanbul'da da bir miting yapması gerekir CHP'nin. Bir şey değiştirir mi? Zannetmiyorum. Artık onlar için çok geç kalın. Yani biz geçen hafta birkaç programda söyledim. Hadi sizin için de söyleyeyim. Yani ben öyle örnekler veririm ki Türkiye 15 sene içinde hukuk devletinden Erdoğan'ın cümlelerini tekrar ederek nasıl uzaklaştığını, yargı bağımsızlığından nasıl uzaklaştığını bir gecede gelmedik buraya. 15 sene önce başladı. Bak birkaç örnek cümle vereyim bağırın sizin için. Bir başbakan düşünün ki yargının gücü yetiyorsa gelsin sarayın inşaatını durdursun diyor. Bir başbakan düşünün ki anayasanın 138. maddesi kimse yargıya talimat veremez maddesi varken başbakan diyor ki yargıya gerekli talimatı verdik onlar da gereğini yapıyorlar diyor. Bir başbakan düşünün ki yargı bize ayak bağıdır diyor. Bir meclis başkanı düşünün ki Cemil Çiçek tam 10 sene önce 2014 Ocak ayında diyor ki anayasanın 138. maddesi ölmüştür diyor. Yani yargı bağımsızlığını garanti altına alan, yargıçlara kimsenin talimat veremeyeceğini garanti altına alan madde için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yargı bağımsızlığı ölmüştür diyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Yüksek yargı hakimleri şeye gidiyorlar, çay toplamaya gidiyorlar başbakanla. Bu özel hayattır deniyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı 7-8 sene önce diyor ki vatandaş en ücra bir yerde bile karşısına çıkacağı hakim ve savcının siyasi görüşünü bilmektedir. Bu çok tehlikelidir diyor. Bu ülkede gık çıkmıyor. Ne muhalefetten, ne medyadan, ne hukuk fakültelerinden, ne akademiden. Ve benim hassas noktam bu olduğu için ben buraya yazıyorum bu cümleleri. Ve benden başka hatırlayan yok. Ve medyada bu cümleler, bir, üç kişi yaralandı, bir trafik kazası haberi gibi okunuyor ve bitiyor. Bir AKP milletvekili çıkıyor ki 6-7 sene önce yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde diyor. Şimdi biz de şaşırıyoruz. Ya Türkiye ne oldu? Hukuk devleti değil mi? Anayasa Mahkemesi kararı uygulanıyor. Lan adamlar bağırıyor 15 senedir bunları söyleye söyleye geldiler buraya. Kimse gıkını çıkarmadı. E şimdi de hadi canım Tandoğan Meydanı'nda miting yap da Türkiye'yi hukuk devleti olsun yeniden. Yani akşam yemeğinden sonra günaydın CHP. Bir duyarlı. Bir örnek daha vereyim size, özür dilerim. CNN Türk'te işte Şirin Payız'ın o zaman orada çalışıyor. Hiç unutmuyorum ya orada akademisyenler, hukukçular falan böyle tartışma programı. Haftaya diyor konumuz şu olsun. Türk yargısı Kemalistlerin elinde mi, FETÖ'cülerin elinde mi veya cemaatçilerin? Lan bir ülkede yargı şunun elinde mi, bunun elinde mi, olur mu böyle bir tartışma ya? Bir hukukçular da evet olur diyor, tartışırız falan diyor. Ondan sonra biz yargı bağımsızlığı bilmem ne anlatıyoruz birbirimize. Yazık. Şuursuzluğun kanıksanmış hali. Onu bilmem, ben sosyolog değilim, neyse ne. Ama ben sonuca bakarım. Adalet yoksa iş de yok, aş da yok. Bugünlere geldik işte. Adalet ekmektir. Ben yıllardır şey yapıyorum. Her fırsatta söylüyorum. O duruşma salonlarındaki adalet mülkün, devletin temelidir tabelasını yargıçların kürsünün arkasından alın da önlerine koyun. Onlar görsün. Onlar görsün. Millet biliyor zaten. Onun için bir umudum yok. İşte yapsınlar bakalım şey, miting yapsınlar. İyi Parti katıldı, katılmadı, hiçbir şey değişmez. Son bir şey soracağım. Çok enteresan. Evet.
detayını gördüğüm için. Şimdi Demirtaş Öcalan çizgisine geldi. Son savunmasında neler dedi diye. Kobani, Demirtaş savunma yapmaya karar verdi ya biliyorsunuz. Kobani davasında savunmasına devam eden HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sık sık Abdullah Öcalan'ı öven ifadeler kullanması dikkat çekti diye anlatılıyor. İfadeleri şöyle, bu fezlekelerden birine billboardlardaki Kürtçe ifadeler yasaklanmış. Buna ilişkin basın açıklamasındaki konuşmalarım konu olmuş. Bu afiş ve basın açıklaması Abdullah Öcalan'ın Nevroz mektubu ve Kürtçe üzerinden savcı suçu ve suçluyu övmek üzerinden suçlamış. Abdullah Öcalan'ın Kürt halk önderi olması demem üzerinden bunun olmadığını ve illiyet bağını da araştırmamış. Eğer savcı Abdullah Öcalan'ın Kürt halkı önderi olması ile ilgili bir sorun varsa bunun yeri mahkeme değil, başka düzlemlerde tartışabilir. Örnek vererek mafya lideri tahliye edildikten sonra MHP binalarına gitmesi ya da Topal Osman'ı övmek suçu veya suçluyu övmek olarak nitelendirilmiş mi gibi falan falan. Öcalan aktördür diyor. Öcalan'a da Demirtaş 3 Ocak'ta yaptığı savunmada Öcalan'a çağrıda bulunarak, eğer beni duyuyorsa Abdullah Öcalan'a da çağrı yapmak istiyorum. Bence 2 kere 2 4 eder de demeli. Hayata dair her şeyi söylemeli. Çarpım tablosundan da çıkarılacak mı görelim. Bir fikrin hayata geçme biçimi önemlidir. Eğer şiddetle hayata geçirirseniz suç olur. Demokratik özellik 100 yıllık Kürt sorunun bitirilmesinin bir vaadidir. Kürt sorunun sona erdirilmesi için Abdullah Öcalan'ın devrede olması gerek diye bir açıklamayı, bunu şunun için okudum uzun uzun. Bu sonunu mu tekrar? Hepsini mi? Bundan sonra bana bir soru mu soracaksınız bununla ilgili? İBB'yi kastederek. Bilmiyorum. Yani burada ne diyor? Ben takip edemedim. Yani Öcalan aktördür diyor. Kürt sorunu onsuz çözülemez diyor. Buradan da ona çağrı yapıyorum. Onu yapıyor. Evet. Belki şeyin etkisi olmuştur. Erdoğan'ın Edirne İmralı'ya hesap verecek demişti geçen seçimde hatırlarsanız. Onu o çerçevede değerlendirmek lazım. Bilmiyorum. Başa saralım ilk bölüme, bu programın ilk bölümünde. Ne dedik? Yerel seçimi kazanmak için her şeyi yaparlar. Onun için Osman Öcalan